Velhâsıl ikra bismi rabbikellezî halak. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem eshâb-ı kirâm okuttu onu, öğretti ona, tahsilini yaptırdı. Neyin tahsilini yaptı? Allah'a kul olabilmenin tahsilini yaptırdı. Marifetullah'a erebilmenin tahsilini yaptırdı. Böylece o cahiliye insanı faziletler medeniyeti inşa eden zirve insanlar derecesine yükseldiler. Kulluğun lezzetini tattılar. Neticede Cenab-ı Hakk'ın o asr-ı saadet ümmetine rahmeti tecelli etti. Onlar bir rahmet toplumu oldular. Rahmet insanı oldular. Menfi hususiyetleri müsbete döndü. Bedenin şu insanın yok kadar bir sudan meydana gelmesi, kuşun basit bir yumurtadan meydana gelmesi, meyvelerin minik bir çekirdekten meydana gelişi üzerine derin derin tefekkür ettiler. Ve bu ilahi vitrinleri seyrettiler. İşte ikra bismi rabbikellezî halak, Rabbinin adıyla bu kainat sayfalarını çevirmeye, okumaya başladılar. Neticede kalp dünyevi menfaatlerden, nefsani arzulardan temizlendi. Yarın bu nefsin konağının mezar olacağı talakkisi gelişti. Velhâsıl Kur'an o asr-ı saadet ümmetinin ders kitabıydı, bizim de ders kitabımız. Resûlullah Efendimiz onlara rehber oldu, bizim de rehberimiz. Cenâb-ı Hak o Kur'ân-ı Kerîm'in lütfunu şöyle bildiriyor. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا فِيهِ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o mü'mine şifa ve rahmettir. Ve Cenâb-ı Hak kıyamete kadar gelen ümmet-i Muhammed'e Kur'an'ı okumaya davet ediyor. Yine bu Resulullah Efendimize ilk gelen ikra bismi rabbikellezî halak olması bunu ehli hal tefsirlerde şöyle bu ayet-i kerime izah ediyor. Oku diyor, her şeyi oku. Allah'ın kitabını oku, Allah'ın ayetlerini oku. Kainat kitabını çevir çevir oku. Daima emin kul olmayı oku. Çünkü sen kul olmak için yaradın, kul olmayı oku. Hidayete ermek, dalaletlerden uzaklaşmak için oku. İmanını kemale erdirmek için oku, öğrenmek için oku. Rabbine yaklaşmak için oku. Sebeplere nazar ederek müsebbibi oku. Sebeplerin sahibini oku. Esere bakarak ilahi müessiri oku. Sanata bakarak gerçek büyük sanatkarı oku. Mikrodan makroya her şey Cenab-ı Hakk'ın büyük bir sırrı ilahi. Azamet-i ilahi. Velhâsıl kudret kaleminin bu âlemde çizdiği her satırı oku ve bu cihanın kudret sayfalarını oku. Bir hak dostu buyuruyor ki, bu cihan âkiller, akıl sahipleri, kalp sahipleri için bir seyri bedâî. Yani ilahi kudret akışlarının temaşa edilmesi, ona göre bir Cenâb-ı Hak indinde bir mesafe alınması, ahmaklar için de yemekte şehvet. Yine Sâd-ı Şirâzî buyuruyor. Arifler için ağaçlardaki tek bir yaprak insanı marifetullah'a götüren bir divandır. Tabii kalbi olanlar için, kalbi tekâmül edenler için. Gâfiller için ise bütün ağaçlar tek bir yaprak bile değildir. İşte bu okumamız esas tahsil, insanın bilmediğini öğreten Allah'ın adıyla oku. Velhâsıl Cenâb-ı Hak bizde üç büyük tecelli harikası. Birinci Kur'an-ı Kerim, kelamdaki tecelli, fiildeki tecelli kainat, zerreten kürre her şey azamet-i ilahi tecelli. İnsandaki mucize en alt kademeden en elit zümreye kadar asırlara Peygamber Efendimiz insanda tecelli eden bir mucize. Velhâsıl neye baksak, atmosfere bak, toprağa bak, neye bakarsak hepsi Cenâb-ı Hakk'ın bize imtihanımızı kolaylaştıracak bir lütuf. Velhâsıl Cenâb-ı Hak tefekkürü en güzel bir iman anahtarı haline bize sunuyor. Yine Cenâb-ı Hak buyuruyor Câsiye Sûresi'nde, o göklerde ve yerde ne varsa hepsinin kendinden katından bir lütuf olarak âmâde kıldı buyuruyor. Elbette bunda düşen bir toplum için ibretler vardır.
güneş amade, ay amade, atmosfer amade, toprak amade, hepsi yaratılan hayvanlar amade. Ondan sonra Cenab-ı Hak halakal insane min alak, insanın mazisine dönün, mazini düşün. Bir alak, bir nutfe, arkadan bir alak, bir pıhtı. Demek insanın gurur, kibir, enaniyet, benlik neyine? Yaratıldığı şeye bakacak. Aman ya Rabbi diyecek. Cenab-ı Hak nutfe, alaka, mudga, izam, lahim merhale merhale ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, ey insan seni şekillikten en güzel şekilde birleştiren, düzgün ve dengeli kılan Rabbine karşı seni aldatan nedir buyuruyor. Yani mazine bak neye aldanıyorsun? Bu kadar Cenab-ı Hak seni merhaleden merhalele en güzel bir insan haline, dünyaya en güzel bir ahsen-i takvim şeklen ve manen istidatlarla insan olarak dünyaya çıkardı. Velhasıl ikra ve rabbikel ekrem. Rabbimiz büyük kerem sahibi, ikram sahibi. Elize allemel bil kalem. Yazma, okuma, ilim Cenab-ı insanın diğer mahlukatta yok bu. Allemel insane malemi ya'lem. İnsana Cenab-ı Hak bilmediklerini öğretiyor. Dünyaya boş bir kaset olarak geldik. Velhâsıl Cenâb-ı Hak, bu netice olarak inne اَكْرَمُكُمْ مِنْ دَاللّٰهِ اَتْقَاكُمْ buyuruluyor. Allah kadını en keremliniz, en üstününüz, Allah'a karşı takva sahibi olmanızı buyuruyor. Demek ki bu imtihan dünyasında tek hedefimiz Cenâb-ı Hak'a yakın bir kul olabilmek. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o ruhânî dokusundan tecelliler alabilmek. Yine Cenâb-ı Hak, وَاِنْ تَوُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُخْصِيهَا buyuruyor. Allah'ın nimetini saymaya kalkarsanız sayamazsınız buyuruyor. Bütün mahlukat insan için yaratıldı. Dünya insan için. Cenab-ı Hak, lakin verdiğimiz nimetlerden elbette sorulacaksınız buyuruyor. ثُمَّ لِتُسْنَ يَوْمِيزِنْ عَنِ النَّعِيمِ Yine Cenâb-ı Mü'minin sizi abes olarak yaratmadık. Huzurumuza gelip insan hesap vermeyeceğini zannediyor buyuruyor. Yine duan sonra gökleri ve yeri aralarındakinin bir oyun eğlence olsun diye yaratmadık buyuruluyor. Hep ikaz insanoğluna. Velhâsıl gerçek ilim Cenâb-ı Hakk'ı bilebilmek. En büyük tahsil marifetullah'tan bir nasip alabilmek. Bilmek hikmet kapılarını açıyor. Hikmet ise hadisat ve vukuatın sırrı tarafını bize telkin ediyor. Onun için bir hak dostu buyuruyor ki duasında, ya Rabbi seni bulan neyi kaybetti? Seni kaybeden neyi buldu? Esas tahsil bu. Cenab-ı Hakk'ı bulabilmek. Cenab-ı Hak bizi bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyuruyor? Yine bir tahsile geliyoruz. Bilenler kimler? Sâciden kâimen ve kâimen bir gece hayatı, bir seher hayatı. Cenab-ı Hak vel müstağfirine bil eshar buyuruyor. Demek ki o seherlerde bir takım kalpte tecelliler olacak. Kalpte duyuşlar artacak. Cenab-ı Hak insanı daha temizleyecek. Seherlerde istiğfar ederler buyuruluyor. Yahsülü ahire buyuruyor. Bir ahiret endişesi için mümin yaşayacak. Peygamberlerin dışında bütün herkese bir son nefes meçhul. Cenab-ı Hak velâ temüntünne illâ ve entüm müslümûn. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Onun için Efendimiz daima esas hayat ahiret hayatıdır. Ticari hayat, aile hayatı, evlatlarını yetiştirmede hepsinde esas hayatın ahiret hayatını. Nefes alışverişlerimizde Allah yolunda nefeslerimizi, gözümüzü, kulağımızı, bütün uzuvlarımızı o istikamette kullanabilme esas hayatın ahiret hayatı olduğunu. Bugün maalesef liberal dünya ahireti unutturan telkinler içinde. Televizyon olsun, internet olsun, savruluya gidiyor insanımız. Reklamlar olsun, modalar olsun, devamlı kandırmaca. Hepin telkin ettiği ahiretsiz bir dünya. 1400 sene evvel nasılsa bugün de aynı. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yine tebliğ aynı kıyamete kadar devam edecek. Esas hayatın ahiret hayatı olduğunu mümin unutmayacak. Demek ki seherleri ihya. Ahiret hayatını unutmama,
Üçüncüsü de veyercu rahmeti Rabbi dua halinde yaşayanlar. Demek ki dua halinde yaşayanlar bunlar da bilenlerden olmuş oluyor. Demek ki duanın en yüksek derecesini peygamberlerde ve hak dostlarında görüyoruz. Zira o peygamberler ve hak dostları gönlün dergâh haline getirmiş zirve şahsiyetlerdir. Peygamber dualarına baktığımız zaman Adem aleyhisselam başlayarak Rabbena zalemna enfusina buyuruyor. Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik buyuruyor. Yani gafil olduk buyuruyor. Eğer bizi bağışlamazsan, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden biz oluruz buyuruyor. Yunus aleyhisselam 40 gün tebliğ edecekti. Baktı 100 bin kişiden 2 kişi imana geldi, üzüldü. 37. gün terk etti kavmini. 40 gün kalacaktı. 3 gün evvel terk etti. Balığın karnına düçar oldu. Orada la ilahe ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ya Rabbi senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum diye bir aziyet içinde. Büyük bir manevi hakikate kavuşan Firavun'un sihirbazları Firavun'a bir taviz vermemek için Rabbena ifri aleyna sabran ve tevaffena müslimin diyorlar. Ya Rabbi üzerimize sabır dök, sabır yağdır, Müslüman olan canımızı al diyorlar. Efendimiz buyuruyor, ben diyor günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlaması için dua ediyorum buyuruyor. Ki ve mâ ersenâke illâ rahmeten lil âlemin. Cenâb-ı Hak bize zaferlerden sonra kendimize bir paye getirmeyeceğiz. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ Rabbini hamd ile zikret ve istiğfar et buyuruyor. Ki bu Mekke fethinde indi, büyük zaferden sonra indi. Velhâsıl büyük ruhlar yani hakikat dostları, hak dostları kendini daima dua halinde yaşatanlardır. Duada Rabbimizden isteriz ki sonsuz kudret, sonsuz ilahi azamet bize acısın ve üzerimize lütuflar yağdırsın. Duanın ruhunu dolduran ilahi merhametin ümididir. Hepimiz bu ilahi merhamete sığınarak dua halindeyiz. Tabii Allah'tan ümit bu aşk hâli alınca dua en yüksek zirveye ulaşıyor. İşte peygamberlerin duası, evliyaların duası. Demek ki dua Kevserlerin en tatlısı. Gözyaşlarından ve ilahi rahmetten meydana gelir. Sevdalar hakiki aşk onun başında söyleşir. Garipler onun kenarında dinlenir. Yanmış yürekler onu içtikçe de ferahlar o dua ile.